Futbolların adına herkese merhabalar. Ee, bana göre gelecek sezon Fatih Terim'in Joker oyuncusu olacak olan Jimmy Durmaz'ı değerlendireceğiz. Jimmy tabi bildiğimiz bir oyuncuydu. Gençler Birliği'nde oynamıştı ama Gençler Birliği'nden ayrılalı 6-7 yıl oldu ve bugün ne geldiğimizde geçtiğimiz günlerde son maçlarını izledim Fransa'da, Toulouse'da. Ee, oldukça değişmiş bir futbolcu Jimmy Durmaz. Çok daha olgun, çok daha farklı pozisyonlarda oynayabilen, çok yönlü bir futbolcu haline geldi. E Jimmy Durmaz tabii Gençler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Olympiakos'a gitti. Oradan da Fransa'nın Toulouse takımına gitti. Artık 30 yaşına geldi. Şimdi kimdir ekranı var Jimmy ile ilgili. Kısaca onu bir getirelim ekrana. Ondan sonra daha derin e, bir e, açıklama yaparız. E, Jimmy'nin işte 50 küsür e, maçı var İsveç milli takımında. Uluslararası bir futbolcu artık. E, Türkiye, Yunanistan, Fransa gibi e, liglerde de oynadı. Türkçe bilmiyor ama Türkiye'deki futbol ortamını en azından biliyor. Ayrıca Türk vatandaşı olarak oynayacak. Bence sözleşmesi de bu kariyerdeki bir oyuncu için çok iyi. Yani Türk vatandaşı olduğu için normalde böyle daha yüksek şeyler sözleşmeler yapar bu tip oyuncular ama hani Jimmy aşağı yukarı başka bir ligde de oynasa bu kadar maaş alır yani belki hani 200-300 bin euro daha azını oynar. 1 milyon euroya ikna edilmiş olmasını ben oldukça başarılı buluyorum. Hatta bu sezon Galatasaray'ın şimdiye kadar yaptığı 5 transfer arasında kalite ve maliyet kıyası yaparsak en uygun transfer bence Jimmy Durmaz. Şimdi Jimmy Durmaz'ı biraz teknik olarak açıklayabilirim. açıklayalım. Kimdir ekranını alabiliriz. Şimdi Gençler Birliği'ndeyken sağ ön oyuncusuydu ve o zaman driblingleriyle işte rakiplerini eksilterek top sol ayaklı zaten soluna çekerek orada şutlar veya ortalar veya kaçlar yaparak e, merkeze devrilmeye çalışan bir oyuncuydu. Yeteneğini sergiliyordu. Daha çok top taşıyan oyuncuydu. Fakat e, Jimmy son yıllarda ne yapmış diye e, Fransa'daki son maçlarını izledim. Toulouse'daki bu sezonki son maçlarını izledim. E, i̇lginç bir şekilde merkez oyuncusu olmaya başladı. Sol kanatta oynayabildiğini biliyorduk zaten. Hem Olympiakos'ta hem işte milli takım e, Toulouse. Ama bu sezon özellikle merkezde oynatmışlar. 10 numara pozisyonunda oynatmışlar. Hatta zaman zaman 4-3-3'ün ofansif 8 numarası gibi de e, oynamış. Tabii biraz orada şey oynuyor. Yani statik bir merkez oyuncusu değil de sürekli gezen, e, top isteyen, e, sürekli markajdan kaçan, kanatlara da deplase olan e, bir oyun sergiliyor. Ve ben Jimmy izlerken e, Emre Akbaba'nın işte 4-5 yaş büyük halini görmüş gibi oldum. İnanılmaz derecede benziyorlar bence Jimmy ile Emre Akbaba. Mesela ilginç az önce maaştan bahsettim. Emrah Baba sadece kendisini Alanya Spor'da Süper Lig'de kanıtlamış bir oyuncu olarak Galatasaray'a geldi. 1.750 milyon euroya imza attı. Jimmy ise her yerde kanıtlamış. Milli takımlarda defalarca oynamış. Fransa Lig 1'den gelen bir oyuncu olarak 1 milyon euroya imza attı sadece. Yani orada e, maliyetin ne kadar aslında uygun olduğunu da bu tekrar gösteriyor. Oyunculuk özellikle gerçekten Emrah Baba'ya çok benziyor. Mesela Eksi yönleri şuydu, Jimmy'nin son maçlarında gördüğüm, çok yumuşak kalıyordu ikili mücadelelerde. Bir de Fransa'da biliyorsunuz Afrikalı oyuncular ağırlıkta ve Afrikalı oyuncular da fiziksel olarak çok kuvvetli oluyorlar. Jimmy biraz kolay top kaybediyordu, zayıf kalıyordu. Emre Akbaba da Süper Lig'de Galatasaray formasıyla özellikle çok zayıf kalıyordu, kolay top kaybediyordu. Bunlar eksi. Yani top saklamayı bilmemesi büyük takımdaki bir hücum oyuncusu için ciddi bir eksi. Mesela Adem Büyük o işi çok daha iyi biliyor. Adem tabi o kadar hızlı değil, dribling kabiliyeti o kadar iyi değil ama top saklamayı iyi biliyor. Kolay top kaybı yapmıyor. Babel de öyle. Ama Jimmy ve Emrak Baba kolay top kaybeden oyuncular. Bunlar hani hem Jimmy hem Emrak Baba hiç marke edilemeyen adamlar. Yani sürekli pırpır pır geziyorlar, sağa sola gidiyorlar. Rakip savunmasının da çok dengesini bozan oyuncular. Ee, Jimmy de bu tip bir oyuncu. Şimdi sol kanatta oynadığı zaman e, ortaları ve e, içeri kat edip şutları hala zorluyor solda top aldığı zaman sol ayağıyla. İşte Emrah Baba'da da onda da çok var. Emrah Baba Galatasaray'a gelmeden önce Süper Lig'in en çok şut atan oyuncusuydu. Jimmy'nin de böyle vurmaması daha iyi olacak yerlerden vurduğunu gördüm bu sezon ki maçlarda. Bence merkezde oynayabilmesi, her iki kanatta oynayabilmesi en önemli avantajı Jimmy Durmaz'ın, marke edilememesi, çabukluğu, çok yönlülüğü iyi. Belki Emrah Babadan daha iyi diyebileceğim özelliği de ara toplar iyi atabiliyor, iyi servisler yapabiliyor, kilit pasları, daha doğrusu deyimli anahtar pasları daha başarılı diyebilirim. Yani Emrah Babanın uzun süreli sakatlığında onun gibi bir Joker elde edebilmiş olduğu Galatasaray ki Fatih Terim'in 2000 dönemindeki UEFA kupasını kazanan kadrosundaki en önemli özellik oyuncuların çok yönlü olmasıydı. Yani Hasan Şaş iki kanatta birden oynardı. Ergün Pembe sol bek, sol açık, oyun kurucu oynardı. Ümit Davala sağ bek, sağ açık, sağ forvet bile, ikinci forvet bile oynardı. Hacı her iki kanat ve on numarada oynardı. Çok yönlü olunca oyuncular hangisi formdaysa onu oynatabiliyorsunuz. Antrenmanda performans veren oyuncuyu e, tek mevkide işte diğer oyuncu kesemiyor diye yedek oturtmuyorsun. İşte başka mevkilerde değerlendirebiliyorsun. Öyle bir kadro kurma kurmak için de Jimmy yine e, çok doğru bir adres. Bence iyi bir 12. adam olacak ve iyi bir transfer. E, kendisine başarılar diliyoruz ve... Ee, bu videonun sonuna geliyoruz, Transfer arasında yeni videolarla görüşmek üzere, bizi izlediğiniz için teşekkürler.